Hazırlandık. Doğan seni odakladı. Erken gelmemiz şoku bu arada. Durum yemeğe geçer. Ay hepsinden iki tane göndermişler. Durumlu ve Hatay durumların benim vloga girişi. Günaydın. Bugün 2 Aralık, gördüğünüz üzere ben de yılbaşı pijamalarımı giydim. Bugün o kadar koşturmacalı bir 3 güne başlıyoruz ki size anlatamam. Her yerde olacağım yani şu 3 gün gerçekten ve 1 dakikam yok duracak. Bugünün programını hızlıca da söylüyorum. Sonra hızlıca hazırlanmaya geçeceğim. Şimdi saat 9 civarı, ben 10 gibi çıkacağım. Yani 1 saatim var hazırlanmak için. 10'dan 1'e kadar bir işbirliği videosu var. Onun için ürünleri almaya gideceğim. Ondan sonra onun çekimini yapacağız. Onu hallettikten sonra 1'den 2'ye kadar kıyafet randevum var. Sonra da 2'de kıyafet randevum var. Yarın için Pantene Altın Kelebek ödüllerine gideceğiz yarın ve en iyi şekilde hazırlanmak istediğim için saat 2'de kıyafet randevusuna gideceğiz. Ondan sonra saat 2'den 4'e kadar sürse oradan da çanta ve ayakkabımı halletmem lazım. Oradan sonra da 6'da evde olup Ceren gelecek. Akşam da başka bir yere gideceğiz. Yani çok alakasız bir yere. O yüzden onun için hazırlanmam lazım. Yani full koşturmacalı bir gün. Konuşurken yoruldum. Neyse. Halledebiliriz. Yani halledeceğim diye düşünüyorum. Ve ben bu geçtiğimiz 3 gün de çok yoğundum. Neyse şimdi hemen hazırlanmaya geçiyoruz. Bu arada cilt bakımı da yaptım. Asla atlamam yani. Hazırlanmaya geçiyorum hemen. Maskemi çıkardım. Şimdi şöyle bir kremim var. Böyle çıkınca içinden krem çıkan kutu. Şimdi onun için bir de serum koyacağım birazcık. O sırada size birazcık daha şu 3 günümü açıklayayım. Bir de geçen 3 günümü açıklayayım. Ben şu geçtiğimiz 3 gün tamamen okuldaydım sadece ve yoktum. Şu 3 gün benim için bir kayıp açıkçası. Biz proje zamanları hiçbir zaman böyle durmadan sabahlayarak proje yaptığımız dönemler yani. Hani gerçekten de çok uykusuz kalıp sinirlerimizin bozulduğu zamanlar. O yüzden ben de bir 3 gün kaybolma kararı aldım. Projeyi hallettik, teslim ettik. Cuma günü de jürimiz vardı bu arada. Nasıl geçti diye sormayın. Jüriler hiçbir zaman süper geçmiyor. Ben de buna alıştım. Nasıl geçti değil yani. Jüri geçti mi geçti yani. Ben bir hemen makyajımı yapıp geliyorum. Ve evet çok hızlı bir şekilde hazırlandım. Saçımı yaptım, makyajımı yaptım. Makyajımı da şöyle göstereyim size. Giyindim bu arada kıyafetimi, hemen bir outfit çek. Altına şöyle bir kot giydim bol. Çünkü bugün giy çıkarımız fazla olacak anlayacağınız üzere. O yüzden bol bir kot giydim. Onun üstüne de şöyle bir tişört giydim. Çünkü ben kazak giymiştim dün ve giy çıkar giy çıkar bu beni bir yaktı. Bir yaktı var ya. Neyse dedim ki ben yeni tişört giyiyorum. O yüzden basic bir tişört. Üstüne de üşürsem diye her ihtimale karşı bir kazak aldım. Bu şekilde kurtarıcı bir kombin. Hemen gidiyorum. AVM'ye gideceğim ilk önce. İlk durağımız orası. Hadi ben kaçtım. Vlog güncellemesi geliyor şu anda. Videonun çekimini hallettik. Şimdi buradan kıyafet randevusuna yetişiyorum. Çünkü kuaföre asla yetişemedim. Size yılbaşı için ne yaptıklarını göstereceğim. İnanılmaz tatlı görünüyor. Şuraya bakın. Çok şeker. Her yerde yılbaşı şeyleri var. Evet, anlık olarak akaretlere ışınlandım ve şu anda elbise bakması da benden erken girdi. Ben yetişemediğim için elbise bakmaya gidiyorum. Hemen onun yanına gidiyoruz. Size göstereyim önce. Diğerleri yok. Mesaj attım sana şimdi yine. Bayağı güzel görünüyor. Evet işte. Çok güzel görünüyor. Olur mu? Bakarım. Beğendin mi? Beğendim, çok güzel. Tamam ben. Evet. Bunu deneyeyim. Dene. Şu da çok güzelmiş. Elbise taştı. Bu arada çok aralı ama burada yukarıda çok güzel şeyler var. Hazırım. Meryem, ama çok güzel. Bir de ikisi de farklı. Hiç olmaz. Ben çok beğendim. Şey mi? Şamaşık duruyor. Çok şık. Evet. Giyilebilir. Bayıldım. Tamam, ikinci opsiyonu geçelim. Hareket et. Oo. Arkasını bağlayamadım. Ona vedalaşıyor muyuz? Yok, vedalaşmayalım. Vedalaşmayalım. Daha yani vedalaşmayız. Hemen bir yere geçiyorum. Tamam. Elbise o kadar ağır ki düşüyor. Ooo. Beğendin mi? Yani üstüne gerçekten hiç oturmamış. Bir küçük, evet. Ama büyük. Çok iyi parlıyor. Tam senlik. Değiştiriyorum. Değiştir. 20 liralarım alamadım. Bu arada oraya yürürsün. Çok ses çıkartıyorsun yürürken. Çok iyi ya. Kanka korkunç yani. Değiştiriyorum. Değiştir. Ha, bir arkanda. Vaktimiz azalıyor. Bu arada o kadar garip durmuyor. Ama sen öyle hissediyor olabilirsin. Yani ama basenleri oldukça geniş bir hanımefendi gibi. Evet. Tamam hadi acele. Bitti. Tamam, onun tarihini soralım. Tarihini soralım. Bir de şunun arasındayız hala. Hangisini seçtik? Yani bence bu bir kıyaslama bile değil. Hallettik. Gitti. Şurada elbisem de. Şurada duruyor kendisi. Ve o kadar ben oldu ki. Yani bu elbise tam ben değil mi? Aşırı.
Yani deyince diyeceksiniz, Nisan bunu seçerdin zaten diyeceksiniz. Çok içmesinde. Şimdi ayakkabı ve çanta bakmadan önce sayıyla akaretlere oturduk burada. Bir şeyler yiyip bir şeyler içeceğiz. Sonra da işte direkt bakmaya başlayacağız. İkinci akaretlerden Nişantaşı'na giden yokuş yolculuğumuza başladık. Acayip. Dün de geldik buraya. Dün asla hiçbir şey yapamadık. Çünkü kapanma saatleri. 8'de kapandığı için bütün mağazalar. Hiçbir şey bulamamıştık. Bugün ikinci tur. Yine yokuş çıkıyoruz. Yine yokuş çıkıyoruz. Yokuş molası. Kötüyüm valla. Eşyaları koyduk. Şey görmüş müydük? Kendimi yemin ederim gardırop savaşlarında gibi hissediyorum. Gardırop savaşlarını izlemiş miydiniz? Hani durmuyor. Gerçekten asla durmuyoruz ve buraya da sınırlı saatimiz var. Kombini bitirmeye çalışıyoruz şu anda. Bak olmasın ama ayakkabı. Asla hiçbir şey bulamıyoruz. Kafayı yiyeceğim. Yani girmediğimiz mağaza kalmadı. Bütün mağazalarda aynı model var. Neden? Neden yani? Çok stresliyim. Ben daha çok stresim. Kanka başım falan ağrımaya başladı. Evet. Şu anda gardırop savaşlarını hissediyorum. Bir de o dönem 500 liraya her kombini yapıyorlar. Şu anda 500 lira hiçbir şey kiralayamadık. Garanti olan Zara'ya bakacağız şimdi. Değil mi? Kameramanla konuşuyorlar orada. Kameramanla konuşuyorlar. Evet. Sıkışık her yer. Yarım saatimiz kaldı. Bir şey söyleyeceğim. Bunu almamam için bir sebep söyleyeyim bana. Bir tane. Tam ben de bilmiyorum. Korkunç bir şey yaşandı. Zara'dan aldığım montu kaybettim daha öncesinde. Ve alan hayrına kullansın yani. Yapacak hiçbir şey yok. Üzülmeyi de bıraktım. İndirime girmiş. Belki indirimden tekrar alırım kendimi. Ama içimde bir yara oldu doğrusu. O kadar üzüldüm ki. Yani zararın zararı bir gün. Hala ayakkabı bulmadık. Saat 5.30. Benim 6'da hazırlanmaya başlıyor olmam gerekiyordu. Eve de gidemedim daha. Ceren gelecek. Ceren kapıda beni bekleyecek herhalde. Zararın zararı bir gün. Modları düşünmüyoruz. Düşünmüyoruz. Evet, bitti ve ben de bittim gerçekten. Hani dönmem gerekiyor. 6'da hazırlanmaya başlayacağım. Saat 6.06 şu anda. Şey bitti. Hallettik bu arada değil mi? Hallettik. Neyse. Güzel. Şimdi eve gidip hazırlanmaya başlayacağım. Hani bir saniye durmadım. Yolda bile video editliyordum. Neyse o şekilde. Evde görüşürüz o zaman. Valiziyle gelmiş. Beni böyle karşıladı. Sen ne aldığımız? Gri mi? Evet. Kavanıma veda ettik bugün. Nasıl oldu? Allah sorma. Zara'da gitti. Biri almıştı belki satın. Tuttu. Vallahi gitti. Hazırlandık sayılır. Ceren'in makyajı oldu. Benim makyajım oldu. Kıyafetime de bakın. Kıyafeti hazır değil. Ceren'den giyinmedi. Simli. Parlak. Bir de makyajıma bakın ışıkta. Bu arada farklı gözükmüyor. Hep aynı makyaj yapıyormuş gibi gözüküyor ama aslında farklı. Göz altıma farklı siyah gözüküyor. Sürdüm. Göz altımda siyah var. Farklılık. Gözüküyor mu? Evet. Bak beni odaklamadı hala daha. Doğa seni odakladı. Evet, Doğa geldi. Şu anda ertesi güne geçtik bu arada. Şimdi pantolon hazırlanacağız. Ceren de böyle prenses takılıyor birazcık. Kendisi bu şekilde bekliyor. Neyse şimdi hazırlanmaya başlayacağız ama 2 saatimiz kaldığını fark ettik ve 4 saattir falan oturup boş yapıyoruz. Hazırlanmamızı hızlandırıyoruz acilen. Saç, makyaj, en son kıyafet. Öpüyorum. Evet, kızlar nasıl hazırlanır? Neyse bir yandan da hepimiz video çekiyoruz bu arada. Hazırlanmaya devam ediyoruz. Hangisini istiyorsun? Rare Beauty. Ve üçümüz de aynı anda TikTok video çekiyoruz. Üçümüzünkini de izleyin o yüzden. Şunu normalde hiç kullanmıyordum. Bugün için paketini daha yeni açtım. Ve bunu kullanmaya başladım. Ve o kadar sevdim ki. Burada mı? Makyajımın bitmiş hali sanırım, evet, bu şekilde gözüküyor. Yani birazcık daha düzelteceğim ama şimdi hemen saça geçmeye karar verdim. Çünkü aşırı az vaktimiz var. Ekrana bakıyorum ya makyajıma yanlışlıkla. Evet, şimdi saçımı yaptım. Şu anda böyle görünüyor ama açacağım. Şimdi de giyinmeye geçiyoruz. Saçım oldu sayılır ama her yeri o kadar dağıttık ki ve o kadar hızlı hazırlandık ki aslında. Neyse şimdi çıkacağız bir yarım saate falan. Doğan'ın saçı da oldu bu arada. Saçını göster. Nasıl olmuşum? Çok iyi oldu saçın. Önden de şey kahverengi gibi görünüyor saçları. Ya boyatsan mı? Baksana yüzüm ortaya çıkıyor. Ama güzel oldu baya. Şuraya bir giyeceğim. Önce çıkıyoruz ama hazırız. Orada detayları çekerim. Koymaya çalışacağım ama ufak bir kaban krizim vardı. Doğa kabanı verdi. Bana kabanımı bulamadım için. Şu anda çıkıyoruz. Kıyafetimin son halinde zaten videolardan da görmüş olursunuz. Perfect. Hala telefonla devam. Şimdi kameramı nasıl unutabilirim yani? Ama yani yapacak bir şey yok. Buradan çıkıp yemek bir durum. Bir durum değil mi? Zaten. Durum ve acılı. Acılı İnce turşu. İnce biber turşusu. Yanına da ayran. Bir fit tamam, check yapalım. Check. Yeterince parlıyorum. Araman olmaz. Aaa! Buradan başı
gerçekten çok güzel. Gerçekten mi? Biraz yaklaşma. Aa! Çok güzel. Donuyoruz şu anda. Bitti zaten. Biraz açacağız ve buradan dürüm yemeye gideceğiz. Let's go. Dürüm. Bir anda fırtına çıktı şu anda. Ve bütün glosuma saçım yapıştı şu anda. Yılamıyorum yani. Nefret ediyorum bu duygudan. Dık geldi sonra. Cera rahat mısın? Rahatım. Bu arada kargom gelmiş. Ay şu an neden çekiyorsun? Hazır dostlar. Kargom gelmiş. Zara kargom. Size Zara kargomu açacağım. Bir fit check. Doğa kıyafetini göster bize. Güzel bir sırt dekoltesi var ama gözükmüyor kürkünden. Evet gözükmüyor. Cera'dan gördünüz bu şekil. Şimdi size kargolarımı açacağım. Üstümü çıkarıp. Üstümü çıkarıp. Ay burada saçım kalmış. Niye çıkarmayacaksın? Bunları bence çıkarabilirsin. Üstümü çıkarıp hemen kargoları açıyorum. Geri geldim. Şako mu? Şako mu? Ne oldu? Kutulmak istiyorum. Bak şöyle bir şey yapabiliriz. Dürüm. Hemen sayesinizi verelim. Sonra evi toparlayalım. Evet. Dürümken. Aynen. Şimdi ben onu yaparız diye düşünüyorum bu sayede. Ay kurtuldum. Bu da batıyor zaten. Köşeli. Köşeli elbise seçmişim. Buraları batıyor. Altı da batıyor. Pullu. Evet zurna. Zurna ve Hatay dürümlerin benim vloga girişi. Evet abicim. Has kızlar. Girl dinner. Has kızların girl dinner'ı. Bayağı kokuyor bu arada. Oh. Oh. Çok heyecanlıyım. Açalım. Dürümümüzü açalım. Yemin ederim of. Bütün gecedir bu anı bekliyorum. Bu anı bekliyorum. Ay bu çok büyükmüş. Wow. Ay. Şaka mı? 3 tane mi söyledik bir de? Gelip baksana. Bu durumlar şaka mı? 10 kadar. İnan. Oh. İnanamıyorum. Bastırmayın böyle de. Fazlalığına bakın. İnanamıyorum. Bu arada bunları yedikten sonra ben 2 gün hiçbir şey yemeyeceğim büyük ihtimalle. Kahvaltı iptal. Yarın kahvaltı iptal. Ay ışıklarım çok güzel görünüyor. Yılbaşı kıyafetimden çok güzel görünüyor. Ben doydum. Bakarak cidden doydum şu anda. Kokusuyla da doydum. Bu açılmıyor bu arada. Tavuk mu? Oo, tavuk ben mu? Sevdim dedin. Harika bence. Bir açma problemi var yalnız. Mücadelesine bakın. Allah aşkına. Gecenin sonu böyle biteceği belliydi. Çok doydum. Gerçekten şu anda Zara kargolarımı bile açamayacağım. O yüzden yarın kargolar yarın. Çok doydum. Şu anda hiçbir şey yapmam mümkün değil. Makyajım nasıl? Ne oldu? Pipet kırılmış. Ne olacak ya saçmalama. Ne olacaksam? Yerimden kalkamıyorum. Pipet kırılmış ha. Ya. Max tepki şu anda. Neyse pipeti toplayıp makyajımı çıkarıp. Vallahi çok fena. Evet günaydın. Dün bayılıp dürümden dolayı kalkamayıp açamadım. Kargomu açalım çünkü çok merak ediyorum. Size bu arada videoda çekeceğim normal. O yüzden paketini çok yırtmadan göstereceğim size. Söylediğimi de hatırlamıyorum bu arada. Ben bir de indirim saatine yetişeyim diye şöyle yapmıştım. İki farklı sipariş verdim. Yani en çok istediğim sepette tükenmeden hemen alabildiklerimi aldım. Ondan sonra da baktım. Alamadığım parçalar var. Benim de moralim nasıldı. Ne alabilirim diye favorilerime baktım. Ondan sonra oradan da birkaç parça daha ekledim. Bu ilk aldıklarım. Bunlar benim zaten sepetimde olanlar. Ve şey almaya çalıştım ya. Bu sefer bir tık daha hep giyebileceğim şeyler almaya çalıştım. Basic parçalar bir tık daha. Bir siyah bir kazak aldım. Aa bu kazak değil. Bir saniye. Bunu göstereceğim. Değişik bir elbise. Ama bir şey söyleyeceğim çok büyük. Şuna bakar mısınız? Arkasında düğmesi var bunun. Gidikten sonra şöyle tutturuyorsunuz. Belinize oturuyor bir tık daha. Ve uzun bir elbise yani. Bildiğiniz ayak ucuma kadar geliyor şu anda. Odanın ali rezalet bu arada. Sabah kalkıp bir tane video çekmem gerekiyor. Onu hallettim. Neyse. Sanırım o zaman ikinci posta gelen. O zaman bunlar benim sonradan eklediklerim. Yani bu olmazsa en kötü değiştiririm demiştim. Aa! Aynı elbiseden 2 tane göndermişler. Şaka. Aynı elbiseden 2 tane gelmiş. Bu ikinci kargom. Bir tane daha kargom gelecek. 2 parça ürün var bundan. İşte söylediğim gibi favorilere. İnanamıyorum. Bu da çanta. Söylediğim çanta da bu. İnanılmaz güzel. Bir de her şeyle uyumlu. Baksanıza siyah çanta klasik yani. Bende bir tane daha Zara'nın çantası vardı. Ama böyle boyundan asmalı falan. Hani çok böyle yine parlak. Tahmin edeceğimiz üzere. Neyse. Ya şok oldum kızlar. Baksanıza. Şöyle bir tane sınavı içtim. Şöyle bir tane sınavı. Ben de sana eteği veririm. Ceren'e de fazladan etek göndermişler. Bakın nasıl baksanıza. Ben sana göstermiş hani düğmesi var. Elinden bağlayabiliyorsun. Nasıl olacak acaba? Bak şurasında. Şurasında düğmesi var. Şurada. Belinde. Diğer tarafında ip olması lazım bir yerine. Mekke'de giyersin. Şurada. Bir saniye sakin olun. Mekke'de falan giymeyeceğim ben. Oha, okula giyeceğim. Çok güzel çantı. Oha bu çok evet. Keşke dün taksaydım. Evet ya. Çok güzelmiş.
göstereyim size. Bağladım. Ha işte şöyle bağlanıyor ortasından. Bunu arkanıza veya önüne alıyorsunuz. Arkaya gelsin bence. Tamam işte ya. Baksanıza. Elbise işte. Bence de ceketle okey yani. Evet. Bir beden küçük. En küçüğüydü bu. Baksanıza beli falan da güzel duruyor bence. Aklarda da tatlı olur. Bence aklarda çok güzel evet. olur. Baksana. Evet. Yani. Tam kışlık. Evet. Sen altı atarsın büyük. Aynen. Kaban giyerse. Kışlık elbise. Neyse şimdi bana... Kurt düşürdüler içime de ben iki tane bekledim ben acaba diye. Ay Zara'yı sildim alınım yok diye. Of ya. Sen Zara'yı... Ha maille evet, şey gidiyor. Görünüyor. Fatura. İnternet de çekmiyor ki. Ben beğendim arkadaşlar siz mi beğenmediniz elbiseyi? Ben 10 üzerinden 6.5. Aynen. Aynen da söyledim. Ama düz basic elbise işte ya. Atkı, atkı ve ag hayal edin. Evet bence o zaten. Oldu zaten. Öyle mi bakıyorlar ki ben tiksinmiş bir şekilde siyah düz elbise. Kanka okey bence. Mekke mi diyorsun? Neyse mailim açılmıyor. Hayır şu anda odanın halini bir görseniz bir saniye. Odanın halini göstermek istiyorum. Hani her yerde bir şeyler var. Her yerde. İnsanlar da var böyle. Neyse şimdi hazırlanacağız. Bunu mu giysem? Neyse şimdi hazırlanacağız falan. Başka bir etkinliğe gidiyoruz. Etkinlikten etkinliğe. Etkinliğe biraz dolu bir gün. Yine üçümüz aynı anda gidiyoruz zaten. Hazırlanacağız, kahvaltı edeceğiz. Çıkacağız. 3'te orada olacağız saat 12.15. Abi yine ben bu arada bir daha hazırlanmaya başlıyorum. Evet evet aynen. yine geç kalacağız. Yine geç kalacağız. Hazırlandık şu anda. Saçımı da yaptım böyle tutturdum. Makyajımı da yaptım. Bir tık koyu bir ruj sürmek istedim çünkü hava yağmurlu. Bence alakası var. Ben böyle kapalı günlerde koyu ruj sürmeyi seviyorum. Size hemen bir kombinimi göstereyim. Ders yapıyor. Burada da video çekiyor. Herkes anlık sürekli her yerde video çekiyor. Çok komik. Şimdi kombinim böyle görünüyor. Böyle bir jean giydim. Aynen pislenmiş. Aynen pislenmiş. Neyse. Şöyle bir jean. Cep detaylarımız var. Şimdi çok şeker. Üzerime böyle hafif boğazlı ama biraz daha ince bir kazak giydim. Üstüne en blazer alacağım. Bir de işte bu gösterdiğim şeyi alacağım. Çantayı alacağım çünkü çok güzel. Bence kombinime de uyuyor. Kombinimin son halini göstereceğim. Çantayı taktım. Kötür kötür sesler geliyor. Sürekli boncukları düşüyormuş. Baksanıza şurası yoluk gelmiş. Şu anda şunları söküyorum. Eve gelince dikeceğim bunları ayrı ip üzerinden. Bu da mı aynı ipe bağlı acaba? Bak tek sıra gitti. Zara. Ulan Zara ben de indirimden çanta kopardım diyordum. Çanta koptu. Umarım daha fazla yoktur bu arada. Sürekli düşüp duruyor. Takır takır sesler geliyor sürekli. Evet şu anda çıktık ve çok başarılı. Çünkü saat 14.20 ve bizim 3'te orada olmamız gerekiyordu. Yolda 20 dakika falan gösteriyor zaten. Ve taksiyiz o yüzden çok rahat yetişeceğiz bu sefer. Erken gelmemiz şoku bu arada. Şu anda saat 14.38. Erken geldik şokuz yani. Bence ödül. Bence de ödül. Bize bir ödül hemen. Şimdi tuvalete gideceğiz hemen. Ondan sonra direkt geçeriz herhalde. Zaten başlıyor. Ne olacağını bilmiyorum bu arada. Sanırım bir makyaj workshopu tarzı bir şey olacak. Küçükleri de güzel. Ben bunları da beğendim. Şu da çok tatlı. Evet, şu da çok tatlı. Ama en kullanışlı boyu bence şunlar. Ve taşlı olana da bayıldım yani. Bunu nasıl yaptık acaba? Ve yılın en ışıltılı, heyecanlı zamanını birlikte kutlayalım istedim. Sakin şeyler yemeye karar verdim. Bir de böyle bir PR paketi verdiler. Bunu da eve gidince açacağım. Gezmelere doyamadık. Bir de makyajımı birazcık daha görüyorum. Çok güzel çıkıp hiçbir yere gitmeyeceğim ama en azından görmüş olursunuz diye. Size çekeyim bari. Yılbaşı setlerine bakmaya geldik. Çünkü TikTok'ta sürekli keşfetimde vardı. Gördüklerimi göremiyorum. Sephora seti var sadece. Böyle bir tane bir şey bulduk, maske. Ve bu silikon olduğu için kendi en sevdiğiniz ürünü içine koyup bekletiyor musunuz? 10 dakika sonra yüzünüze koyuyorsunuz. Bence çok mantıklı. Çok mantıklı değil mi? Evet, bayağı mantıklı. Bayağı mantıklı. Şimdi asla yerimize duramadığımızdan kaynaklı zorluğa geldik. Şimdi ayakkabı açacağız. Asla yerimize duramıyoruz yani. Bir de hava çok soğuk, inanılmaz soğuk yani. Çok yorulduk ama gün bitmiyor. Eğer bir şey beğenirsem göstereceğim size ama genelde olmadığı için hiçbir zaman beğendiğim modeli. Ya da göstereceğim size, bakacağız. Ve bunun ismi var. Bir de ben şunu beğendim. Sıla nefret etti bundan. Ama sizinle olduğu için beğendim yani. Bunun arkası böyle. Yani bilemedim. Sağdaki ya. Ama diğerini giyince de soldaki demiştin. Arkadan mı? Kararsız geçirdiğim bir 20 dakikadan sonra karar verdik sanırım ama şu anda da numarada takıldım. Bir şeyler daha ekleyeceğiz. Birazcık kişiselleştireceğiz. Bir de en son halini evde göstereyim. Bu arada beni bıraksalar alacaklar ayakkabım. İnanılmaz parlak. Ama işte her şeyle olmaz o yüzden. Anne ne nasıl duruyor? Bence güzel duruyor. Göster kameraya. Bir tek şeyi sevmedim. Şunu değiştirmek istiyorum. Şurayı birazcık bozdum ya. Böyle de güzel. Bıyıklı oldu çünkü. Bıyıklı gibi görünüyor. Zormuş.
Gayet güzel ya. Ana. Evet. Ana. En güzeller. Günün ilk öğünü şu anda. Sıla da şu anda ödevini anlatıyordu. Birazcık onu böldüm ama her saydık. Sıla miktarıyla biraz dalga geçti öğünüm. İlk öğünüm. İlk düzgün öğünüm ve son öğünüm. Evde. Evde çekerim yani. Bittim çünkü. Bu son enerjimle son saniyeler. Ama daha vlogu kapatmıyorum. Bir evde de ayakkabı göstereceğim. Günaydın. Ben eve geldiğimde o kadar yorgundum ki gerçekten hiçbir şey yapamamışım. Videonun bitişini çekmeyi unutmuşum. O yüzden hemen bir videoyu bitireceğim. İlk öncelikle ayakkabıyı aldım. Evet ama bunu hediye paketi yaptım ve ağacımın altına koyacağım. Böyle ağacımın altını doldurdum. O yüzden ayakkabıyı gösteremeyeceğim ama hemen size Bobby Brown'da verdiklerini göstermek istiyorum. Şöyle bir. Böyle çok tatlı ürünler var içinde. İlk önce şöyle bir çanta vermişler. Böyle bir paket verdiler bize. Bu çantanın içinde bir şey yok. Yani normal böyle seyahatte falan kullanırım. Ondan sonra içinden favori ürünüm olan şu bazdan vermişler. Çok seviyorum bunu gerçekten de. Yani bayağı mini mini boy ama olsun. Her şekilde çok güzel yani. Bir tane eyeliner var. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum çünkü bende sadece bir tane eyeliner var. Ve onun dışında da çok fazla eyeliner denemedim hiç. Güzel olacak yani. Eğer güzelse alırım yani tekrardan. Onun dışında bir tane rujumuz var. Tam böyle çanta boyu. Kutusu inanılmaz şeker. Şuna bakar mısınız? Tam böyle çantaya atmalık ve rengi tam benlik. Yani kiremit. Ben çok severim bu tonları. Böyle tam çantama atacağım. Yani böyle minik. Ha bir de bundan bir kere daha vermişlerdi bize. Shadow Stick diye geçiyor. Ben normalde far sürmesem de bunun sürümü o kadar kolay ki. Bu sefer farklı bir rengini vermişler. Bir de bakmıştım ben buna. Aynen bir tık daha açık rengi. Böyle kapağınıza sürüyorsunuz hemen yayıyorsunuz. Çok güzel yani. Evet ürünler bu şekilde. Ha bir de çekilişten de şöyle bir temizleme yağı çıktı bana. Çok mutlu oldum buna. Çünkü temizleme yağım, temizleme jelim bitmişti. O yüzden çok iyi oldu. Bunlar bu şekilde. Hatta bunları da ağacın altına koyacağım. Evet yani bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çekerken çok keyif aldım. Gerçekten çok dolu bir 3 gündü. Böyle vloglar hep gelecek. O yüzden eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Aynı zamanda da Instagram'da ve TikTok'ta da çok aktifim biliyorsanız eğer. Oradan da beni takip ederseniz yine aynı şekilde çok mutlu olurum. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.